Tanka düzenlenen saldırıda 5 askerin şehit olduğu bilgisini paylaştı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yeniden bu saldırıya dair ayrıntıları dinleyelim mi sende? Evet Sultan aslında o saldırı tam da saat 12.30 ile 10... 15 saatleri arasında gerçekleşti. Ee, bizim de gördüğümüz bir noktadan yoğun çatışmalar devam ediyordu. Ee, o sırada e, farklı noktalarda çok sayıda patlama e, sesi geliyordu ve dumanlar yükseliyordu. E, tam da o şey Horoz bölgesinde e, bir tanka yönelik saldırı. Tabii biz göremiyoruz e, tam olarak nerede nasıl. E, Hangi bölge tam olarak saldırı altında ya da hangi bölgede tam olarak çatışmalar devam ediyor? Sadece bulunduğumuz bölgeden bakarak bir karara varıyoruz. Belirli noktalar var. O noktalarla değerlendiriyoruz. Ve sonrasında anladık ki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleştiği bu çatışma ve saldırı. Daha sonrasında ilk gelen bilgi, bir şehit olduğu yönündeydi. Şimdi senin de söylediğin gibi Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yaptı ve bu tank K yönelik saldırıda şehit olanların sayısı 5 olarak açıklandı. O saldırı sırasında yoğun bir patlama yaşandı ki bize gelen ilk bilgiler de saldırının yanı sıra tankın içerisinde bulunan mühimmatların da patladığı yönündeydi. Sanırım bu şehit sayısının artmasına neden oldu. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin açıklaması tanka düzenlenen saldırıda 5 askerin şehit olduğu yönünde. Nizamettin Kaplan'da o tanktaki mühimmatların da bu saldırının sonucunda patlamış olabileceğini belirtti. Dediğimiz gibi günlerdir Şeyhoroz bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyordu ve tanka düzenlenen bir saldırı söz konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklama bu şekildeydi. Harekatta bir tanka saldırı düzenlendi ve Beş asker şehit oldu düzenlenen bu saldırıda ve bugün aslında iki şehit haberi daha gelmişti. Yani harekatın 15. gününde yedi askerimizin şehit olduğu bilgisini paylaşalım.